Yani herkese selamlar, saygıdeğer ve dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir yeni bir seriye başlıyoruz. Bu değişik bir seri Mountblade Warband'ın bir modu olan Osmanlı modu, yani Ottoman modu. Şuradan bir saniye. Şuradan sesi kısayım. Far hassasiyetini de biraz düşüreyim. Bu bir Mountblade Warband modu dediğim gibi. Yapanlara öncelikle çok teşekkür ediyoruz buradan. Ahmet Aktaş, Osman Yaman, Alper Aslan ve Ender Oğuz. Çok güzel, başarılı bir oyun olmuş. Gerçekten hani bir Türk oyununa çıkabilecek en iyi bir mod bence. Osmanlı senaryosu yani. Bir Fatih Sultan Mehmet zamanını konu alıyor. Hemen biz buradan yeni oyuna başla diyelim. Oradan sonra... evet, şöyle güzel bir arayüzle karşılaşıyoruz. Welcome to Ottoman Scenario diyor. History mod sadece Turkish diyor. Normal mod. Bir history modu seçelim. Başlangıç olarak dijital seçmesin. Erkek tabii ki de. İnanç. İnanç şey yok mu ya? Ateist ya da şamanizm ya da Musevilik, bilmem. İslamiyet seçelim. Pers var, Ermeni var, Yunan var, Sırp var, Kürt var. Kürt var, ne alaka Kürt? Kürt olmamalıydı bence. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Baban bir... baban bir asker olsun. Çocukken yerel lordun koruması olan babanın maaşıyla fakir bir hayattan tırmandınız. Kolay değildi ve eğitim almak için çok fakirdiniz. Genelde sokaklarda kendi korumayı öğrendi, silahlı veya silahsız. Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında yaramaz bir çocuk. Bir asilin sarayında hizmetkardın. Çocukluktan çıkan bir oğlan olarak bölgenin asillerinden birinin sarayında yaşamaya yollandın. Orada ilk dersin evin lord ve hanımlarını beklerken göstereceğin tevazuydu. Ama onların satranç oyunlarına dik olan ve hatta büyük işler ve saraklar üzerine şiirlerine ilişkilerine çalışma ve bir şeyler öğrenmiş. Ayrıca diğer çocukların büyüklüklerini taklit edercesine birbirlerine sopa salladıkları kaba oyunlarını öğrendin. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen... Ne olalım? Seyyar satıcı mı olalım? Ozan mı olalım, öğrenci mi olalım? Öğrenci olalım. Bir kedi var, ne? Öğrenci olalım. Evet, kendini en büyük şehirlerin birinde teoloji, felsefe ve tıp üstüne çalışan bir üniversite öğrencisi olarak buldun. Ama tüm derslerin konferans salonunda geçmedi. Arkadaşlarına onlar şarap, kadın ve iyi bir kavga için ara sokaklara girerken katılmış olabilir ya da olmayabilirsin. Ne var ki kırık bir çene nasıl düzeltir ya da öfkeli bir kasabalıyı silahını indirmeye yanaştırıp dükkanındaki hasarı parayla ödemeyi kabul etmesi için nasıl iklendir bir süre boyunca gözlemleyip öğrendin. Seni bu karara iten... Ülkündü, intikamdı, merakındı, evinden kaçmaktı. Ülküm olsun. Eski hayatın bütün maceracı olmayı niye karar verdin? Tam olarak sadece sen biliyorsun. Yine de öfken yüreğini kavururken ayrılmak zor bir seçim olmadı. İntikam istiyorsun, adalet istiyorsun. Sana yapılmış olan geri alınamaz ve bu borçlar sadece kanla ödenebilir. Evet, bir maceracı ol ve atını sür diyor. Oyunu kaydetme, gerçekçi kaydetmeden çıkmak olmasın. Tamam. Şimdi güç, zeka tabii ki de, çeviklik bir tane, bir tane daha güç. Demir vücut, silah ustası 5, liderlik 2, esir yönetimi verelim bir tane, ticaret verelim. Cerrahlık, yara bakımı, atletizm. Evet, tek elli hünerler. Oo. Eskiye geri dönmek zorunda kaldım, kusura bakmayın, şuradan hepsini geri vereyim. Demir vücuda 2 verdik. Esir yönetimi, bir tane ticaret.
Bir ilk yardım, bir yara bakımı, bir de yağma olsun. Yağma iyi. Yağma önemli bir şey. Yağma önemli. Okçuluk. Evet, okçuluk önemli bir şey. Okçuluğa vereceğim hepsini büyük ihtimalle. İsmim Emre Paşa. Emre Paşa tabii ki de. Emre Paşa'nın maceraları şey yapacağım. Yapacağım daha doğrusu. Yüz genişliği, yüz oranı, yüz derinliği. Bunları böyle bir şeyler yapabiliriz herhalde. Random. Olmadım. Kötü mü oldu? Ne oldu buna? Cilt. Uf, çok kötü. Bu olabilir açıkçası. Sakala gerek var mı? Şöyle. Böyle olabilir aslında. Şöyle ha. Şöyle hafif. Ha. Sakalı beğenmedim. Şu olabilir mi? Aynen böyle olsun. Şu an beğendim adamımı. Saçını şöyle iyi mi? Aynen, böyle yakışıklı oldu bence. Tamam. Tamam, pek şey yapmaya gerek yok. Bu diyar hakkında hikayeler anlatıp durdular. Krallıklar arasındaki savaşlar yüzünden paramparça bölünmüş fırsatçıları, şövalyeleri, maceracıları ve haydutları kendisine çekip onlara büyük tehlikelerle birlikte büyük fırsatlar da sunan bu ülkede belki sen de geçmişini ardında bırakıp yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Bu yeni ülkede özgür olacağını ve seçtiğin yol her ne olursa olsun büyük macera seni bekliyor olacağını hissediyorsun. Bir gün bu krallıklarla ilgili anlatıla gelen olağanüstü hikayelerin etkisinde kalarak Akkoyunlu Osmanlı Devleti tabii ki de. İstanbul'a deniz yolculuğunun güzel başlamış. Ta ki ufukta görünen bir gemi yaklaşıncaya kadar. Gemi içinden haydut tipli bir heriflerin arasından kaptanları olduğu belli olan bir Refçika geliyor. Belli ki bir istekleri var onlarla. Oo. Dur ha, başladık. Evet. Şimdi ne diyor? Konuş. Teslim olmak için tek şans, tek bir şansın var. Sen de kimsin? Bana Flavio derler. Bu denizlerin sahibi benim. Ne istiyorsun bizden? Neden yolumuzu kestin? Paranı ya da canını istiyorum. Ben de size verecek para yok. Haha, sonuçlarına katlanırsın o zaman. Ha, dur. Dur. Öst. Öst. Lan lan lan. Yavaş. Oğlum ölmüyorlar lan. Abi öldü. Yenildin. Seni esir olarak yanlarına alıyorlar. Herhalde hikaye şeyi bu. Kıyıya gidiyorsunuz. Anlaşılan seni köle pazarında satacaklar. Bu kaçmak için son şansın. Kafanda kırdıkları şarabın sivri bir parçasını alarak kolundaki ipleri kesiyorsun. Artık tabana kuvvet kaçmalısın. Biz kaçmalıyız, kaçmalıyız. Host, bir saniye ha. Şehzadeyi limana götür. Esir de köle pazarında sat gitsin. Sakın iş eline bulaştırma. Tamam. Lucky ne yapalım? Falan filan bir şeyler diyor. Ya shift ile koşamıyoruz ya, bu bana koyuyor ya. Buradan mı gideceğiz? Aa, burada ok var bir tane. Tamam, oku takip edelim şimdilik. Şuradan çıkabiliyoruz herhalde. Hı, çıkabiliyoruz buradan. Tırmanıyoruz herhalde. Ya hiç şeyi kesmeden yürüyor. D diyelim. Başardın, artık özgürsün. Biz şimdi neredeyiz? Silistre sancağı. Sofya. Ah. Evet, bir de şu var hani, gerçekten harita gerçekten çok güzel olmuş açıkçası. Gördüğünüz gibi adı. Ah. Ya abi. Bekleyin bir ya. Oyun durmuyor mu? Pausacı ya. Neyse, ilk baştan 19 akçe kaybettik ama gördüğünüz gibi göstermek istiyorum. Anadolu gerçekten güzel olmuş. Trabzon falan var burada. Baya korunaklı. Trabzon Rum İmparatorluğu falan. Bu ne? Bu neresi neresi? Akkoyunlular. Baya büyüklermiş Akkoyunlular da aslında.
Burada kim var? Kosova'da Sırplar var. İşte burada Macarlar var. Öyle. Burada kim var? Talim alanıymış. Arkadaki şarkı çok güzel. Boğdan Prensliği, Lehistan. Oo, helal olsun. Gerçekten adamlar güzel iş başarmışlar. İlk önce asker mi toplasak? Neredeyiz? Gelelim şuraya. Asker toplayalım. Evet, şimdiki. Ha, ne var? Boş verin, sizinle bir işim yok. Şey, kusura bakmayın, ben şey düştü de mikrofon. Evet, şimdi buradaydık. Şuradan gönüllü toplayalım. Aa, kimse katılmıyor. Köy merkezine gir, yiyecekleri otomatik olarak al, eşyaları otomatik olarak al, saldırgan beylemde bulun. Erzak satın alabiliyor muyuz? Köy yaşlısı. Bizde hiçbir şey yok. Tütsülenmiş balık var. Grup moraline artı bir. Paslı bir kılıcımız var. İşte bir şey yok. Şimdi ilk başta biraz hile yapacağım açıkçası. Gönüllü toplamam lazım. Aa, kimse katılmıyor. Aa, 3 olan helal. Tamam, mal alalım. Ay, arkadaki ses ne öyle ya? Edirne. Burada biraz bekle. Geceliği 2 açı. Tümen başına git. Tümen başına acı çok fena. Oo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biraz asker takviyesi yapacağım. Ah, sadece başıbozukları elimizde ne kadar istiyorsun? Oha. Çok pahalı bunlar. Bunlar eyalet askerleri, Seferberk de Osmanlı ordusuna katılır. Kendilerine vazife verilmeyi söyledikleri meslekle meşgul olabilirler. Ha, görüşürüz. Gemi satın alabiliyoruz. Şehirden ayrılabiliyoruz. Burada biraz bekleyebiliyoruz. Geceli iki açıya pazar yerine girebiliyoruz. Arenaya girebiliyoruz. Şehir meydanına gidebiliyoruz. Yok, şimdilik kalsın. Biraz şey toplamam lazım. Asker toplamam lazım. Şuraya gelelim. Evet, gönüllü toplayalım. Tamam, bir kişi geldi. Şuraya doğru gidelim. Periştine. O, bu kim? Kara Mustafa Paşa. Vay, İstanbul'a gidiyor. Yakalayamıyoruz lan. 6-3 hızımız var. Ben Emre Paşa. Adım Emre Paşa. Sizinle gizli gizli benim için herhangi bir görevim var mı? Bir sorun var. Taleplerimi iletmek için buradayım. Bir sorun var. Siz ve adamlarınız ne yapıyorsunuz? İstanbul topraklarına doğru yolculuk. Oradaki ziyafete katılmayı isterdim. Görevden başarılı olmadığı için kafama göre rahat hareket ediyorum. Savaş nasıl gidiyor? Akkoyunlu Devleti, Lehistan Sırp Krallığı. Of, hepsiyle savaş halindeyiz. Oho. Kimse yokmuş. Tırnova Kalesi bölgesinde Mahmut Paşa için bir mektubum var. Eğer ona oraya yolun düşerse bunu... tamam, mektup. Tamam, Mahmut Paşa'ya Tırnova Kalesi. Tırnova Kalesi nerede? İlk önce Tırnova Kalesi'ni bulalım. Ha, burada zaten. Yakında, iyi, oraya doğru. Şuradan biraz asker alalım. Tırnova Kalesi'ne gidip mektubu verip para kazanalım biraz. Bir acemi olan. İyi, tamam. Sofya var burada. Sofya'yı ele geçirmişiz en son. Bayağı küçüğüz şu an açıkçası. Sofya'ya geldik sayılır. Şeye gideceğim. Han'a gideceğim bir. Bakalım Han nasıl... Han böyle. Ne iş yaparsın? Hayır, hepsi bu kadar. O Canan Hanım, Defne Hanım, oh. Canan Hanım. O erkek olmayı istiyordur.
Ne bileyim. Ha boş ver. Güle güle. Abi arkadaki şarkılar çok güzel. ...480 akçe fazla ya. Para kazanmam lazım. Aa, Anadolu şehirli kadını. Şehirli kadın alabiliyor muyuz orduya? Kaç paramız var? Bir saniye. Envantere nasıl bakıyorum? Memlük şehirli kadını. Abi çok güzel. Hancıya sıkacağım. Kiralık asker mi olsam? İyi tamamdır. Hayır. Şehirden ayrıl. Evet, şehirden ayrılalım. Var kılıcımı. Param 91 akçem var şu an. Tırnova Kalesi'ne gidelim. İlk önce şuradan biraz asker alalım. Aa, haydut sığınağı var. Gönüllü toplayalım. Bu ne? Kurtarabilir miyim? Evet, saldıralım. Ya Allah! Hadi beyler. Yardırıyoruz. Bu arada grafikleri aşırı aşırı yüksek yapmışım. O yüzden... Siktir, niye tekim ben? Evet, şimdi hepsini tek tek alacağım. Aa, öldüm. Aa! Evet. Emre Paşa bayıltıldı gitti. Dın tırırı. Abi bu ne? Tırırı. Ne yapacağız? Ayrıl. Ayrılalım gitsin ya. Niye tek saldırıyorum ki ya? Daha hiçbir şeyim yok. Abi ne mal adamım ya. Neyse, bunu görmediniz kabul edelim. 10 tane askerim var. Şu Tırnova Kalesi değil mi? Mahmut Paşa. Devam edelim. Evet. Ben Emre Paşa, hizmetinizdeyim efendim. Benim için herhangi bir göreviniz var mı? Tamam. Karlejuva köyü. Karlejuva. Ha, şurada. Şunlardan şimdi şey toplayacağız. Vergi toplayacağız. Toplayalım. Görmezden gelip devam edelim. Yapacak bir şey yok. Evet. Akçelerimizi topluyoruz. Oh. Saldırmazlık paktı. Tamam. Oo, bunlar birbirleriyle anlaştılar hep. Tamam, biz şimdilik toplayalım. Dın tırırırırırın. Savaş istiyorlar ha? Yenilmeyelim de bunlara şimdi. Kaç kişiyiz? 3 kişiyiz. Kaç kişiye karşı acaba? Ha, azlarmış. Bağırma vardı sanki bunda. Çok az da değiller. Oğlum bunlar neyle saldırıyor? Neyle saldırıyoruz? Gel lan buraya köpek.
Öl lan. Öl lan. Helal olsun. Çok güzel yapmışlar oyunu. İzninizle şimdi gidiyorum. Param ne kadar var şu an? O 678 akçe, iyi. Grup diyelim. Acemi olanı ne yapabiliyorum? Terfi edebiliyorum bunları. Eskiye dön, tamam. Terfi etmeyeceğim şimdilik. Şuraya geleyim bakalım bir. Ops. Tamam. Eflak Kalesi'nde kim var? Bak burada biri var. Ha biz varız, pardon. Vay Ataköy'ü ha. Gönüllü toplayalım. Tamam, Boğdan acemisi ha. Bakalım başka kim var? Oo savaşıyorlar, gönüllü topla. Hemen yardıma gidelim. Allah akbar, Allah akbar. İzninizle şimdi gidiyorum. Ne oldu? Savaş iptal oldu. Evet. Savaşıyorlardı. Her neyse, biraz daha toplayalım adam. Şimdi İstanbul'u merak ediyorum ben öncelikle. Uf, bayağı da güzel yapmışlar İstanbul'u. Şehirden ayrıl diyelim bir. Ne diyor burada? Bayezid Paşa ve askerleri var. Evet, burada. Bayezid Paşa'yı nasıl yapmışlar merak ettim. Bana yardım edin. Ayes, sıska Ayes. Nerede ki? Selanik civarı ya, hayır hayır. Çok zor oluyor bu görevler. Şimdilik ilk bölümden bu görevi yapmayacağım. Şöyle. Hana gideyim bir. Fena yalnız han. Okçular beni dinleyin falan. Musician. Neyse, bunlarla konuşmaya gerek yok. Şununla bir konuşayım. Hayır. Aslında o siparişi iptal et. Lezlait. Bunu hatırlıyorum önceki oynadığımdan. Ben Kont Görüyen'in oğlu, ikinci oğlum şüphesiz hakkında çok duymuşsunuzdur. Bana kalan hiçbir miras olmadığından bu diyara erkekleri savaş sanatı üzerine eğitmeye ve kılıcımla hayatımı kazanmaya geldim. Maskif İstanbul Lordu ayak takımını gerçek askerlere dönüştürecek. Ulan bu uzmanlık eğitimi tam olarak kavrayamadı. Ona eğer şimdi köteyi basmazsak. Tamam. Ben usta bir satarım ve askerlerine savaş eğitimi de veriyorum ama önceden aramalıyım ki kendi adamlarına karşı isminin olmayan biri için savaşmam. Tamam. Lezlait diye birini aldık. Bakalım yukarıda birileri var mı? Yok. Yok, olmuyor genelde birileri. Uçtuk anasını birden, var ya. Anadolu şehir kadını.